Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Prostat kanserinde ultrasonun yeterliliği var mıdır diye gelen sorular hocam. Yeterli midir ultrason? Tek başına yeterli değil. Yani tanı teşhisi anlamında. Tabii tek başına yeterli değil. Demin de zaten MR'la ilgili de sorduğunuz sorunun bir cevabı gibi oldu. Evet, bu da böyle. Evet. Yani hiçbir radyolojik modalite tek başına yeterli değil. Prostat kanserinde hasta ilk defa zaten bir üroloğa müracaat etmiş olur. O bir rektal tüşe dediğimiz bir parmak muayenesiyle bakıp prostatın kıvamından belirli bir fikir elde edilmiş olur. Kan tahlillerine bakılır. Kan tahlillerinde belirli bir takım şey varsa, bu PSA dediğimiz enzimde bir yükseklik varsa, bu sefer prostattan hem ultrason yapılır, ultrason altında da biyopsi alınır. Evet. Çeşitli yerlerinden. Bunun belirli bir işlem sırası vardır. Ona göre alınır, patolojiye gönderilir. Bu patolojinin sonucuna göre de karar verilir. Şeyi bu. Şimdi çok fazla gelen Facebook ve Twitter üzerinden sorularda sizin radyolojik tetiklerde bazen ilaç kullanıyorsunuz. Hmm. Bu zararlı mıdır, vücuda zararı var mıdır diye gelen sorular hocam, cevabınız? Doğru. Güzel bir soru. Şimdi radyolojik tetkiklerde iki tür ilaç kullanılıyor. Kontrast evet. madde. Bunlar yapılan tetkikteki görüntü kalitesini yükseltmek. Yani bir takım ortaya çıkan veya bulunan lezyonları hem daha iyi göstermek hem de bunların karakterizasyonu, yani ayırt edilmesinin ne olup ne olmadığının belirlenmesi açısından yararlı. Bu iki tip kontrast madde var. Bir X ışınında kullanılan, X ışını tetkiklerinde iyotlu kontrastlar. Bir de MR'da kullanılan gadolinyum cinsindeki kontrastlar. Evet. Şöyle, bunların hiç kullanılmaması gereken durumlardan söz etmek gerekirse, bir kere iyotlu kontrastlar için iyot alerjisi çok ciddi bir risk. Evet. Bilinen iyot alerjisi varsa kullanılmaması gerekiyor bunun. Bir, ikincisi gebelikte kullanılmaması gerekiyor bu ilaçların. Bunun dışındaki şeyler aşağı yukarı doktor kontrolünde, yani gerek klinisyenin gerekse radyoloğun birlikte karar verip kullanabilirlik sınırlarını zorlayabildikleri durumlardır. Ama yani bu iki durumda özellikle kullanılmamalı. Ha, bunun dışında nerelerde kullanılmaz veya dikkatli kullanılmalı denilirse, tiroid hastalıklarında dikkatli kullanmak lazım bu İyotlu kontrast maddeyi. Özellikle hipertiroidisi varsa tiroid krizine sokabilir. Ona dikkat etmek lazım. Diyabetik hastaların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle glukofaj denilen şu oral antidiyabetik kullanımında eğer böyle bir iyotlu kontrast madde kullanıldıysa 48 saat bildiğim kadarıyla geçmeden diğer bu oral antidiyabetiye başlamamak gerekiyor. Böbrek hastalıklarında dikkatli kullanılması lazım. Bir de MR kontrastına gelirse, bu MR kontrastı ilk başlangıçta daha güvenli gibi kullanılıyordu. Fakat bunun da bugün nefrojenik sistemik fibrozis denilen ciddi bir rahatsızlığa neden olabildiği, özellikle böbrek hastalarında, bilinen böbrek hastalığı olan kişilerde bu duruma yol açabildiği biliniyor. O nedenle dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve gebelikte özellikle hiç daha kullanılmamalı. Gebelikte kullanılması kesinlikle çok doğru değil. Sakınca. Yani MR kontrastının kullanılması doğru değil. Evet. Bunları yaparken yine X ışınını anlatırken söylediğim gibi, yani tetkiki kar zarar hesabını klinisyenin ve radyoloğun hasta lehine olabilecek tarzda hesaplayarak karar vermesi en yerinde olan şey. Evet. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.